Zafer Partisi Kayseri İl Örgütü Sessiz İstila isimli göçmenleri konu alan kısa filmi sosyal medyadan yayınlayan yönetmen Hande Karacasu'nun gözaltına alınmasını protesto etti. Düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçeklere çarpıtarak yayınladığı iddiasıyla Hande Karacasu dün akşam Sakarya'da gözaltına alınmıştı. Karacasu daha sonra serbest bırakıldı. Olaydan sonra göçmenlerin ülkelerine gönderilmesiyle ilgili politikalarıyla öne çıkan Zafer Partisi gözaltı kararını kınadı. Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Serap Altuntaş ve beraberindeki partililer Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Hande Karacasu'nun Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından talep edilen ve senaryosu onaylanan bu kısa filmle kontrolsüz göçün sonuçlarını gösterdiğini belirten Altuntaş şunları ifade etti. Şerefli Türk milleti, baş tacımız Kayseri halkı, değerli basın ve yayın mensupları. Sığınmacı politikasının yanlışlığını ve gelecekte olması muhtemel olayları senaryolaştırarak kısa film haline getiren Sessiz İstila kısa filmini çeken Hande Karacasu Hanım dün akşam gözaltına alındı. Gecenin ilerleyen saatlerinde serbest bırakıldı. Hande Karacasu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından takip edilen ve senaryosu onaylanan bu kısa film ile kontrolsüz göçün sonuçlarını gösterdi. Suriye'de yaşadıkları yerler işgalcilerce bombalanarak Türkiye'ye zorla göç ettirilen Suriyeliler, Türkiye'de halk değil misafirdir. Filmde kin ve düşmanlık yoktur. Kontrolsüz göçün sonuçları senaryo olarak yer almıştır. Bir taraftan hükümet sığınmacılar ülkelerine gönderileceğini açıklayıp geri adım atarken, diğer taraftan da bunu dile getirenlerin gözaltına alınarak sindirilmeye çalışması tam bir çelişki ve ikiyüzlülüktür. Türkiye'ye yönelik tehditleri anlatanlar gözaltına alınırken, ülkemize komplo kuranlar ödüllendirilmektedir. Bu politikalarla yapılmak istenen Türk milletini biz Zafer Partisi olarak bugün meydanda bu yanlışları protesto etmek için basın açıklaması ve sessiz bir eylem yapıyoruz. Türkiye'de bir sessiz istila sürdürülüyor ve Türk milletini bu istilaya karşı uyandıran herkese gözdağı verilmeye çalışılıyor. Türk milletini, halkının çıkarlarını, kültürünü, yaşam tarzını savunmak artık ırkçılık sayılıyor. Ülkemiz sessiz istila ediliyor ve buna karşı durunca ırkçı diye suçlanıyoruz. Bu suçlamayı yapanlar vize almadan, kimlik taşımadan başka bir ülkeye gitmenin mümkün olmadığını da gayet iyi biliyorlar. Ülke ve milletin egemenlik hakları ve güvenliği her şeyden önemlidir ve öncedir. Mevcut hükümet FETÖ ile birlikte bozduğu adalet ilkelerini yine FETÖ ile ortaklıklarından kalan alışkanlıkları ile bozmaya ve silah olarak kullanmaya devam etmektedir. Yapımcı Hande Karasu'nun gözaltına alınması ile birlikte İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ümit Özdağ, Sinan Ogan ve Bengi Başer hakkında da göç idaresince suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştır. Suç duyurusunda bulunulsun. Ama Birleşmiş Milletler'de 9 milyon Suriyeli'yi besliyoruz diyen Feridun Sinirlioğlu ve aynı açıklamayı 3 kez yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ilgili de suç duyurusunda bulunulsun. Ayrıca Ümit Özdağ 5.3 milyon Suriyeli, 1.5 milyon Afgan sığınmacı var diyor. FETÖ taktiği olan suç duyurusu tehdidi ve baskısı ile bizleri susturamayacaksınız. Zamanı geldiğinde yargılanacağınız zaman size adaletli davranılacak ve adaletin önemini o zaman anlayacaksınız. Türk milleti de bu gerekçeleri, gerçekleri görmeye başlamıştır. Aslında asıl korktukları da budur. Bu korku uyanışı engellenemeyecek, gerçekler değiştirilemeyecektir. Asıl hedef Türk milletini Anadolu coğrafyasından silmektir. Ancak Türk milleti en az 1000 yıldır buradadır ve gelecek 1000 yılda daha buradayız. Ve tek bir ağızdan haykırıyoruz ki, ey Türk istikbalin evladı, işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Daha güvenli ve daha refah bir gelecek dileğiyle hepinize saygılar sunuyoruz.